Herkese. Sündüzcüm, geçen haftaki programımızda gönülden bahsettik, türkülerden bahsettik ve sen bana sordun, tanıdığın bir aşık var mı? Tabii çok sordum ama şimdi hayancan Evet. Valla aşık mı bilmiyorum ama değilim. benim için bir aşık olabilir. Bir misafirimiz var bugün. Aa, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ben bizden bahsettim, programdan bahsettim. Hemen bağlanmasını kaptı ve geldi. Oo, süper bizim işin. Evet. Merhaba, ben Sündüz. Merhaba. Ben İbrahim. Memnun oldum İbrahim amca. Ben de memnun oldum sizi tanıdığıma. Ben çok mutluyum. Siz bizim misafirimiz bu programla. Ben bağlama dinlemek çok seviyorum. Benim için yeni bir şey. Bize daha bahsedecek mi? Doğru mu? Biraz Evet. bilgilerimi aktaracağım. Yani bağlama veya müziğin, o müzik nasıl bir müzik? O müzik türünün ayrıca bir ismi var mesela. O veya bu müzik bizim Türk insanları için ifade ettiği şey ne? Bunlar önemli bizim için. Yani o müziği sevmeyen bizim insanımız yok gibi bir şey. Bu başka. Yani bu saz ve bu sazla yapılan müzik çok farklı, çok başka bir şey yani. O yüzden bağlama sazdan daha farklı, çok farklı. Tabii şimdi saz denildiği zaman bütün müzik aletlerinin genel adı sazdır. Bu bizim müziğimizde o kadar main bir musical instrument ki biz buna o genelin ismini vermişiz. Saz demişiz. Ayrıca bunun özel ismi de var. Ona da bağlama diyoruz. Anladım. Buna saz da diyebiliriz, bağlama da diyebiliriz. Ama özel ismi bağlama, ama daha çok daha genel anlamda saz da deriz yani. Saz. Mesela ben burada bir ilavede bulunayım. Mesela flüt de bir saz. Üflemeli sazlar. Telli sazlar. Denebilir. Saz genel müzik aletinin ismi. Ama bağlama o kadar çok önemli bir yere sahip ki, özellikle halk müziğinde. O yüzden buna da saz deniyor. Anladım. Ne zaman başladım? Yıldır düşük veya yoğun olarak bunu çalmaya çalışıyorum. Çalmaya başlıyorsunuz, yani çalabilmeye başlıyorsunuz. Ama epey bir süre bunu çalarken söyleyemiyorsunuz. Bunu söyleyebilmek için bunu belli bir orta seviyenin üstüne çıkarmak gerekiyor. Ben yakın bir zamanda o seviyeye geldim, yakın bir zamanda söyleyebilir hale geldim. Şimdi amcam daha yolun başında. Yolun başında olmak demek, ben daha başlıyorum demek. Bağlama çalınan bir şey. Flüt çalmak, piyano çalmak, bağlama çalmak ve türkü söylemek, şarkı söylemek. Seviye, aşama denebilir seviye. İngilizcesi level. Başlangıç seviyesinde sadece çalabiliyor kişi. Orta seviyede çaldıktan sonra artık söyleyebiliyor. Çünkü iki işi aynı anda yapmak gerekiyor. Hem çalmak hem söylemek için. Ve bir bilgi daha vermek istiyorum. Kaç yaşında başladın öğrenmeye? 48 yaşında. 48 yaşında öğrenmeye başladın. Şu an 50. Evet, 6 yıldır bir hikayesi var bağlamayla ve bu bana ilham veren bir şey. Evet, çok enteresan bir şey. Acaba sen ne hissediyorsun? Bu tecrübe özellikle ne senin için? Bu bana soruyor. Evet. Yani kendi açımdan şöyle söyleyebilirim. Sürekli ve sürekli hep bir şeyler yapmak zorunda hissetmişimdir kendimi. Hep kendimi geliştirmek istemişimdir. Bunu çocukluğumda da istemiştim. Ama başka konulardan dolayı o zaman yapamadım. Şimdi işte 48-49 yaşlarında buna başladım. Bunu geliştirdikçe, sazı çalabildikçe
sazı ne kadar çok çalabiliyorsam kendimi o kadar çok sevmeye başladım. Saz çalan kişi olmayı çok sevdim. O kişiyi daha da çok sevmek için bunu daha da çok çalabilmem lazım. Her gün sürekli yine çalıyorum, çalışıyorum. Çalışıyorum yani egzersiz olarak da çalışıyorum. İşte müzik olarak da çalıp söylemek olarak da çalışıyorum. Sürekli çalışıyorum ve bundan sonra herhalde hep yaşadığım sürece hep de çalışacağım yani. Aa, çok muhteşem bir şey. O yüzden bu sır, yani bunun sırrın bu aşk hikayesi gibi. Bugün bizim için bir parça hazırladım. Gönül gurbetine varma, gönül gurbetine varma. Ya gelinir ya gelinmez, her güzele meyil verme. Ya sevilir ya sevilmez, geley geley. Her güzele meyil verme, her güzele meyil verme. Ya sevinir ya sevilmez, gel gülüm gel, gel nazlım gel, gel derim gel, geley geley, geley geley. Allah Allah, çok güzel, çok hoş bir şey. Evet. Ben çok ruhsal bir şey hissettim. Yani normal şarkı bir şarkıcı değil. Güzel bir şey, teşekkür ederim. Peki anladın mı sözlerini Sündüz? Ya birkaç kelime duydum. Gönül gurbeti ama biz gönül heart gibi, yani güzel bir şey, yani samimi bir şey. Evet. Gurbet hasret gibi değil mi canım? Evet. Evet. Ne demek gurbet? Gurbet hep yaşadığın yerden, doğup büyüdüğün yerden belki para kazanmak için, iş bulmak için başka bir yere gitmek ama geri de hep sevdiklerini bırakmak. Hmm. Bu senin gittiğin yer gurbettir işte. Gurbette kalmak, gurbette yaşamak hep zor olarak söylenir bu müziklerimizde. Burada mesela bu türküde gönül diyor. Gönül gurbet ele varma. Ya gurbet ele gitme diyor aslında. Buradaki dediği gönül kendisinin bir şeyi gurbetle ilgili bir karar vermesi gereken tarafını bahsediyor gönül derken. Sanki gönül bir kişiymiş gibi. Onun isteyen tarafı, istek duyan tarafına, kendisine söylüyor aslında. Gönül diyor, gurbet ele varma. Ya gelinir, geri gelinir çünkü sevdiklerin var, ya da gelinmez. Yani bir zorluk olur. Gelemeyeceksin belki. Hayatın gurbetteyken bitecek. Ya gelinir, ya gelinmez. Her güzele her güzele meyil verme. Kalbini her güzele açma. Her güzel ya sevilir ya sevilmez. Belki o seni sevmeyecek diyor. Yani bir güzeli ya sevebilirsin ya sevemezsin. Ya sevilir ya sevilmez. Gurbete gitme, ya gelinir ya gelinmez. Çok güzel. Evet. Gelmek biliyorsun. Tabii. Gelinmek bunun edilgen hali. Mesela yapmak, yapılmak gibi. Gelmek, gelinmek. Sevmek
Biliyorsun ben seni seviyorum. Sevilmek, to be loved. Sen Filistinlisin. Evet. Ama İstanbul'dasın şimdi. Sen evet. Gurbettesin. Tabii, doğru. Sen gurbete gittin. Doğru. Ve bir kişi diyelim Türkiye'nin başka bir şehrinde İstanbul'a gurbete gidiyor. Aa. Türkiye'de 1960'larda, 70'lerde birçok Türk Almanya'ya gitti çalışmak için. Hı hı. Almanya gurbete gittiler. Ve gurbete gidene ne denir sence? Gurbetçi. Ha, gurbetçi mi? Evet. Gurbetçi demek memleketinden başka bir ülkeye gidip orada yaşayan insan demek. Aslında biraz hasret de var. Özlem var. Özlem kelimesini biliyorsun. Nasıl özlem? Özlemek mesela şu anda biz birçok şey yapamıyoruz. İstiyoruz ama yapamıyoruz. Hı-hı. Sevdiğimiz birçok kişi var. Görmek istiyoruz, göremiyoruz. Ve özlüyoruz onları. Bunun isim hali ise özlem. Ve özlemin çok derin hali hasret. Hasret daha kuvvetli bir kelime özlemden. Var mı sormak istediğin bir şey Sündüz? Tabii var. Ya ben genelde Türk müzik, ben hissediyorum o daha hasret, özlem manası vardı. Acaba bu doğru bir şey mi? Ya da mesela başka genel ferah bir şarkılar var mı? Ben buna şöyle cevap verebilirim. Biz Türkler toplum olarak tarih boyunca hep çok hareket etmişizdir. Orta Asya'dan buraya gelmişizdir. Ottoman Empire biliyorsun. Tabii. Çok geniş topraklarımız vardı. Çok geniş topraklarımızın çoğu artık bizim ülkemiz dışındaki başka topraklar oldu. Oralara askerler gönderdik. Askerler geri dönmedi. Anneleri çok üzüldü. Ağıt yaktılar. Hatta Yemen'de mesela çok askerimiz kalmıştı. Çok dertli, çok duygulu Yemen türkülerimiz vardır. Ondan da bir örnek söyleyebilirim. Yani. Kırsal yaşam, köy yaşamı, kırsal toplum, at üzerinde hareket eden toplum olmamızdan dolayı bu müzik böyle bir özelliğin sonucunda ortaya çıkmış bir müziktir. Bu saz ve sazla söylediğim bu halk müziği veya türkü. Halk arasında, insanlar arasında köyde, çadırda, her yerde bunlar vardı. 1950'li yıllardan itibaren müzik eğitimi almış kişiler köylere gittiler, ilçelere gittiler. Bu müzikleri derlediler. Derlediler, düzenli hale getirdiler. Notaya koydular. Ondan sonra herkes bireysel olarak tek başına bağlama çalıyordu bir yerlerde. Kimsenin kimseden haberi yoktu. Radyo bile daha yaygın değildi. Sonra toplu saz çalmalar, 10 kişi beraber saz çalıyor. Arkada koro var, 40 kişi. TRT Halk Müziği Korosu oluşturuldu 1950'li, 60'lı yıllarda. Bu çalışmalara önderlik eden türkülerin babası dediğimiz Muzaffer Sarı Sözen diye bir insan vardı. Çoğul hale getirmiştir bu halk müziğini ve türküleri. Yani ben halk müziği people müzik aslında ismi tam olarak. Folk müzik. Folk müzik. Halk means people veya nation gibi. Ondan sonra bunun da nasıl bağlama özel bir ismi varsa ve buna bir saz da diyorsa biz müzik biraz önce söyledim. Müzik bunun da bir özel adı var. Türkü diyoruz buna. Türkü. Türkü sanki öyle bir isim gelmiş ki Türklere mahsus gibi bir algı var. Bu müzik Türklerde var. Yani başka ülkelerinde folk müzikleri var ama onun duygusu başka bir şey yani. Ben çok fazla bütün dünya müziklerini bilen bir kişi olmamakla beraber bu türkü dediğimiz, bu halk müziği dediğimiz bunların tadını, lezzetini veren dünyada başka bir müzik yoktur diye düşünüyorum. Yanılıyor olabilirim. Bu çok başka bir şey. Yani bu hasret çekmek var içinde, acılar var. Dedim ya sürekli hareket halinde olmuşuz ve sürekli acılar yaşamışız. Yani
bugün bu ülkenin insanları ve geçmişi tarih boyunca düşündüğümüz zaman çok savaş görmüşlerdir, çok acı görmüşlerdir ve bunlar hep annelerin kaybettikleri, Yemen'e askere gönderip de geri dönmeyen oğulları için söyledikleri ağıtlar bugün türkü olmuştur yani. Bu halk müziğinin kaynağı ta oralardan geliyor. Yani bu benim düşüncem ve doğru olduğunu da tahmin ediyorum. Nasıl anladım? Bağlama ve türkü bu özel bir simbol Türk kültürü için. Evet, çok doğru. Özellikle de halka ait sözlü kültürün bir parçası. Söylediği gibi çok fazla savaş olduğu için, çok acı olduğu için insanlar duygularını türküler üzerinden anlattılar. Ama mutlu türküler var mı? Vardır. Var. Mutlu türküler de var. Oynanan türküler var. Mesela bazı türkülerde oynanıyor. İnsanlar dans ediyor. Ondan küçük bir tane yapalım. Oynamak, dans etmek. Dans etmek için biz yani Türkçe'de oynamak diyoruz. O zaman bizim için mutlu bir parça çalar mısınız? Çalarım, evet. Türkü manası hasret, aşk ilgisi var mı ya da sadece vatan manası ve milliyet manası? Bütün duygular var. Aşk var, özlem var. Gurbete gittiği zaman önceki sevdiklerini bıraktığı yeri özlüyor. Oğlunu kaybetmenin acısı var. Ölüm var. Her şey var. Yani bu türkülerde bulamayacağınız duygu yoktur. Her bir duyguyu mutlaka bir türkünün içerisinde birkaç duygu bulursunuz belki ama bütün türküleri düşündüğünüz zaman dışarıda kalan bir duygu yoktur. Hepsini onlar kapsamıştır. Hepsini içine almışlardır. Mutlu duygular da var ama değil mi? Tabii ki. Aha. Biraz önceki çaldığım parçanın ben sözlerini söylemedim ama onun sözleri de var. O parça mesela şeydir, hani düğünlerde falan insanların oynadığı bir parçadır. Erik dalı değil mi? Evet, erik dalı. Mesela bu az önceki parça erik dalıydı. Yazabilirsiniz, erik dalını hatırlayabilirsiniz. Çok komiktir. Erik, plump demek. Erik dalı, the branch of plump. Yani türkülerde doğadan çok fazla kelime görürsünüz. Çok fazla benzetme vardır. Aa, çok güzelmiş. Ve çok komiktir. Komik sözler vardır, acayip. Keşfetmek lazım. Başka bir programda başka komik türkülerden de bahsedebiliriz. O zaman bana birkaç türkü tavsiye edebilir misiniz? Ben sonra dinleyeceğim. Kültür işin açıklama yapıyor bana. Türkü tavsiye etmeyeyim. Aşık tavsiye edeyim. Aşık ismi söyleyeyim size. Onların ismiyle de bütün müziklerine ulaşabilirsiniz. Neşet Ertaş, Aşık Veysel. Bunun iki tanesi yeterli ve bu iki insan bu müziğin çok önemli, çok 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 önemli insanlarıdır. Belki 30 yıl önce falan vefat etmiştir Aşık Veysel. Neşet Ertaş bir 3-5 sene öncesinde vefat etti. Ama ikisinin de çok güzel türküleri vardır. O türkülerini, bu kişilerin türkülerini dinleyip, çözüp, türkülerde neler söylendiğini anlayabildiğiniz zaman Türkçeyi öğrendik diyebilirsiniz. Ve çok güzel şeyler bulacaksınız ve çok anlamlı şeyler bulacaksınız. Şöyle bir şey var. Veysel der ki kendisi için,
Veysel günler geçti, yaş 60 oldu. Döküldü yaprağım, güllerim soldu. Yani sonbahara benzetiyor. Ömrünün 60 yaşından yukarıya gelmesini sonbahara benzetiyor. Hani kışı ölüm kabul ediyor. Veysel günler geçti, yaş 60 oldu. Döküldü yaprağım, güllerim soldu. Gemi yükünü aldı, gam ile doldu. Gemi yükünü aldı, duygu ile doldu, dert ile doldu. Bu dünyadan almak istediklerini aldı da doydu. Harekete kimse mani olamaz. Gemi dediği kendisi aslında. Hareket dediği de öbür tarafa gitmek. Yani bu dünyadan gitmek. Harekete kimse mani olamaz diyor. Hareket edecek bu gemi diyor. Kendisini kastediyor, kendi bedenini. Gemi yükünü aldı, yükledi. Gam ile, dert ile doldu. Harekete kimse mani olamaz. Çok güzel ve çok derin anlamlı, çok güzel bir müzikleri var bu iki kişinin de. Teşekkür ederim. Ve gerçekten bu açıklama işin, bu kültür söylemek işin benim için çok manası var. Evet arkadaşlar, umarım hoşunuza gitmiştir. Türkçe hakkında ve Türk kültürüyle ilgili daha fazla öğrenmek isterseniz takipte kalabilirsiniz. Anlatmam derdimi dertsiz insana. Dert çekmeyen dert kıymatın bilemez. Derdim bana dermanimi hiç bilmedi. Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz. Aman aman olamaz, aman aman olamaz, aman. Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz, aman aman olamaz, aman aman olamaz, aman. Veysel günler geçti, yaş 60 oldu. Döküldü yaprağım, günlerim soldu. Gemi yükün aldı, gam ile doldu. Harekete kimse mani olamaz. Aman aman olamaz, aman aman olamaz, aman. Harekete kimse mani olamaz. Aman aman olamaz, aman.